Baş Saat programı tekrar sizlerle beraberiz. Neredeyiz? Isparta Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın hayvancılık kısmındayız. Ömer kardeşim, Ömer Mılıçık kardeşim düzenledi. Yanımda çok değerli iki tane konuğum var. Ahmet Yavuz hocamı zaten benim canlı yayınlarımı tanıyorsunuz. Veteriner hekim. Ve Kerim abim var. Kerim abim bir Honamlı yetiştiricisi. Ve arkeolog diye biliyorum. Honamlı keçisini şimdi tanıtacağız burada. Tarihçesini, Honamlı keçisi aslında herkes söylüyor ama etçi mi, sütçü mü, ne işe yarar, hangi bölgelerde bakılır? Çünkü bizim ülkemizde Kerim hocam, Honamlı keçisine çok bir hakimiyet yok. Tamam, Akdeniz bölgesinde yetiştiricilerimiz veya Eskişehir'in belirli bölümü, Ankara'nın belirli insanlar bunun adını duyuyorlar ama çok bu keçiye hakim değiliz. Aslında biz keçiciliğe çok hakim değiliz ama bu konuda da hazır seni yakalamışken Honamlı ile alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi Kerim abiyle Honamlı'yı konuştuktan sonra da Ahmet hocamla da burada padoklarda farklı farklı keçi ve koyun ırkları var. Onlarla ilgili bilgi alacağız. Böyle bir programımız olacak. Öncelikle Kerim abi seni tanıyalım. İsmim Kerim Üstündağ. Eğirdir Eyüpler Köyü'nde yaklaşık 38 yıldır. Ben 38 yaşındayım. Evet. 38 yıldır babadan gelen bir mesleği devam ettiriyoruz. Bizim işletmemizde yaklaşık 150 büyük Honamlı olarak anaç keçimiz var. Dediğim gibi dededen gelen bir mesleği biz devam ettirmeye çalışıyoruz. Honamlı'yı kısaca anlatacak olursak aslında çok uzun bir konu ama ırksal özelliklerine çok fazla girmek istemiyorum ben. Honamlı ırkı kafadan başlarsak burun yapısı dışa kavisli biçimde, yani bizim tabirimizle tahra burunlu dediğimiz bir burun yapısına genelde alnında bir sakarı bulunur. Dört ayağında ve kuyruğunun ucunda da sakarı bulunan oldukça iri cüsseli, erkeklerde 91 santim, dişilerde 85 santime kadar büyüyebilen etçil bir ırktır. Etçil bir ırktır. Dişilerde doğum genelde 18-20 aylıkken doğuma kızgını göstermeye başlar. Evet. Bunun yanında erkek oğlaklar 3,5 kilogram civarında doğar. Dişi oğlaklar 3 kilogram. Mesela yaklaşık 6 aylıkta ulaştığı kilolar kargas olarak et ağırlığı 20-25 kilograma bu kadar. Bu şey mi peki Kerim abicim? Merada çünkü keçi daha ziyade bizim ülkemizde kapalı ortamda çok bakılmayan, yani süt ırkı olmadığı sürece işte Honamlı olsun, kıl keçisi, kara keçi olsun. Bunlara merada yarı sistemde bakılıyor. Yani bu bahsetmiş olduğunuz aylıktaki yakaladığınız karkas kilo tamamen kendi bölgenizin merasına bağlı. Kesinlikle öyle. Yani benim kendi işletmemde yılın 10 ayı meradan sadece doğum sonrasında bir 2 ayda yem takviyesi yapıyoruz. Çünkü Honamlı ırkı hani bizim Toros Dağları dediğimiz Isparta, Antalya, Burdur, kısmen Afyon Sultan Dağları'nda ve bunun yanında da Mersin'e kadar uzanan bir çevresi var, popülasyonu var. Bu dediğim değerler normal standart mera değerleri. Tabii yem takviyesi veya bir kapalı sistem besi yapılırsa bu oranlar çok çok daha yükseliyor. Yani ben 1,5 yaşında 110 kiloyu gördüm erkek oğlakta, yani ertesi yıl kurbana beslediğiniz zaman 110 kiloyu kantarda kendi gözümle gördüm. Canlı olarak mı? Canlı 110 kilo. Kerim abi şunu sormak istiyorum. Mesela bu keçi ırklarını bakan yetiştiriciler, şimdi bizim ülkemizde melezleme diye bir kim yerde sorun, kim yerde büyük problemken kim yerde doğru bakış açısı olabilecek işler var. Mesela yetiştiriciler bu Honamlı tekellerini kendi keçilerine ne amaçla salıyorlar? Şundan dolayı mesela bu bölgede Isparta'nın %70'i %80'inde melez veya kıl keçisi tarzında oluyor. Bizim bu bölgede yani niçin Honamlı teke katıyorsunuz derseniz hem et ırkını geliştirmek için, yani melezlemeyi onun için yapıyoruz. Hem de hani kıl keçisiyle melezleyenler genelde hani hem meraya uyumlu olsun ama daha meradan iyi yararlanabilen hayvanlar elde etmek için Honamlı'yı tercih ediyorlar. Tabii bölgemizde şunu da söyleyeyim, popülasyonu %20'nin altına düştü. Yani benim yaşadığım yerde bile bir yıl içerisinde iki tane daha sürü satıldı. Yani son zamanlardaki hani bunları tartışmaya bile gerek yok. Üreticinin hali ortada. Aynen. Ondan dolayı da çok ciddi bir şekilde nüfusunda azalma var şu anda. Honamlı'nın ırkına değinecek olursak hani bölgede ne zamandan beri var? Yani arkeolog olduğum için ayrıca bir ilgim de oldu benim buna. Tabii benim yaptığım araştırmalarda biz yani milattan önce 500'lere kadar gidebiliyoruz bu bölgede.
Fakat Honamlı ırkıyla alakalı ismini herhangi bir yerde göremedik. Ama bizim bildiğimiz mesela özellikle Karya bölgesi, Likya bölgesi, Pisidya bölgesi bu bölgelerde günümüzden 2000 yıl önce Zeus adına bile bir sürü törenlerde keçi ırkının bizzat kurban olarak sunulduğu ve bizim çeşitli sunaklarda da kabartmalarıyla bunu destekleyen bir sürü veri var. Ama Honamlı ırkı dediğim gibi Toros dağlarına özgü. Biz bunu Orta Asya'dan falan getirmedik. Buradaki iklim koşullarında gelişen bir keçi türü. Bunun sayısız örneği vardır. Yani bir Neşet Ertaş'ın sazının üzerindeki püskülüm bile yani bitik ve inandık vazolarında Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde oradaki kabartmalarda 2500-3000 yıl önceki kabartmalarda gördüğümüz gibi Honamlı ırkı da aslında bu bölgeye özgü bir ırk. Yani biz bunu geliştirmişiz ve sahip çıkmışız. Devam ettiriyoruz. Kerim abi şunu sormak istiyorum. Şimdi her cümle kurmaya başladığımızda işte Orta Asya'dan Türkler Anadolu'ya göç ederken işte bir grup keçi bir grup koyunla geldi ya da bunların farklı farklı ırklarda hitap ediliyor. İşte kimisi başka bir ırk derken kimisi farklı farklı ırklar diyor. Arkeolog ve buna meraklı bir insan olarak biz Orta Asya'dan Türkiye'ye göçerken ya da göçebe şekilde yaşarken biz hangi ırklara biraz daha yakın ya da atıyorum o dönemdeki ırkların isimlerinden günümüze gelen bir ırk var mı? Şöyle söyleyeyim mesela bunu şununla bağdaştırabiliriz. Hani Türklerin Anadolu'ya geldiğinde bu Türk soylarına baktığımız zaman Honamlı Yörükleri diye de bir yörük grubumuz var. Tabii bu bizim yörüklerin veya Türklerin çok fazla yazılı kaynak bırakmamasından dolayı oradaki türlerin ne olduğu hakkında kesin ve net bir bilgimiz yok. Ama tabii ki keçi türleri de getirdiler. Bunun yanında büyükbaş türleri de getirdiler. Ama bunu en güzel anlamanın yolu aslında şu andaki Orta Asya'da yetişen keçi türlerine veya hayvan türlerine baktığımız zaman bunu net olarak görebiliriz. Ama bizim mesela Anadolu daha çok Mezopotamya dediğimiz Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği bu bölgeden türlerle daha çok iç içe. Yani oradaki mesela şu anki Halep türü bu tarz türler antik dönemde de kesinlikle bu bölgede vardı. Çünkü Asur ticaret kolonileri çağında yani günümüzden 3750 yıl önce bile biz bu ticaretin hani Anadolu'daki Hasan dağlarından elde edilen bu yanar dağlardaki çıkan obsidyenler var. Bunları kesici alet olarak bile kullanıyorlar. Bunların ticaretini görebiliyoruz. Kültepe'de mesela Kanışkültepe o tabletlerde çıkan bir sürü ticaret anlaşmalarında bu yoğun bir şekilde günümüzden 3700 yıl önce bile kültür alışverişini görebiliyoruz. Onun için hani Honamlı veya hayvan türleri konusunda bu zamana kadar yapılmış çok kapsamlı da bir araştırma yok. Ondan dolayı da hani Honamlı oraya aittir, buraya aittir. Böyle bir varsayım çok havada kalır. Yani bunu destekleyen veri de yok. Hani antik yazarlarda Plinius var, Strabon var. Bu tür isimlerin kitaplarında mesela bölge coğrafyası hakkında çok güzel bilgiler alabiliyoruz. Fakat yetiştirilen hayvan türlerine veya üretilen ürünlere girdiğimiz zaman çok fazla böyle detaya giremiyoruz yani. Peki hocam tarihte arkeolojik kazılarda da Türk toplumunun en çok tükettiği ya da öyle bir yazıt varsa işte et ne ya da tükettiği ya da avladığı diyeyim beslenmedeki popülasyon ne? Şöyle söyleyeyim hani bu çok geniş bir çerçeve olur. Antik dönemden günümüze mesela bir sürü kebap veya işte ne bileyim şu an güveçli'de yediğimiz bu et türlerinden. Ya bunların hepsi zaten antik dönemde var. Özellikle Hititler'de ayrıca bir hani Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden birisi olarak gördüğüm için söylüyorum. Mesela orada bile bir sürü et yemeğinin tarifleri bile var. Hatta günümüzde bile kullanılan. Hani kırmızı et tüketimi çok fazla. Tabii bunun yanında özel bir sayfa açacak olursak orada da şeyler var mesela. Avlanabilen hayvanların ayrıca çok değerli olduğu, bunların da aşırı bir şekilde ticareti yapıldığı da biliniyor. Yani bu, şu anda hatta av deyince şöyle söyleyeyim. Antik dönemde savaştan çok
avda ölenlerin sayısı var. Bu da çok ilginç bir bilgi olsun. Gerçekten öyle ama savaşta ölenlerden çok. Özellikle domuz avı mesela. Bunlar bir de aristokrat kesime özgü. Ondan dolayı da ayrıca bir önemi var. Avda ölenler çok daha fazla sayıda. Küçükbaş tüketimi nasıl peki hocam? Öyle bir yazıtlar var mı? Küçükbaş tüketimi şöyle. Mesela Strabon bu bölgeyi anlatırken oldukça dağlık, aynı zamanda akarsuların, bataklıkların ve göllerin olduğu bir bölgeden. Aslında göller bölgesini anlatırken 2000 yıl önce de aynı coğrafyadan bahsediyor. Ve burası hani Isparta merkezi için tarım, tamam, arpa, buğday bu gibi şeyler üretilebiliyordu. Fakat bu dağlardan da yararlanmanın şekli kesinlikle hayvancılıktı. Küçükbaş popülasyonu da çok fazla, özellikle dağlık köylerde. Burada mesela antik dönemde bizim gördüğümüz, benim kendi yaylamda dahi var bu. Mesela oradaki çatı kiremitlerine bakıyorsunuz, verilere bakıyorsunuz. Erken Roma'ya kadar giden bir yerleşim var ve günümüzde hala buralar, bu antik diyelim ören yerleri hala hayvancılık yapanlar tarafından kullanılıyor. Ve bizim orada bile iki farklı böyle bizim şu anda mesela 3 tane yurdumuz var. Bir kış yurdu, bir bahar yurdu, bir de yaz yurdu. O dönemden muhtemelen aynı şekildeydi. Yani yine bu dağlardan hayvancılık ve özellikle de küçükbaş olarak yararlanılıyordu. Tabii dediğim gibi bunu tam bir verili yazılı kaynakta bulmak çok zor. Çünkü bu Pisidia Roma'nın bile hakim olamadığı bir bölge. Tarih boyunca hani Pax Romana'dan sonra yani Augustus döneminde bile Via Sebaste nedir bu? Yani Antalya Perge'den başlayıp işte Sultan Dağları'ndan Apollonia bizim hemen yanın başımızdaki bir antik kenttir, Uluborlu'dadır. Sagalassos'u da çevreleyen bu bölgeyi bir yol ağıyla kontrol altına almaya çalışmıştır. Çünkü bu bölgedeki insanlar özgürlüğüne çok düşkün. Bunu nereden anlıyoruz derseniz hani bizim gittiğimiz her dağ başındaki antik kente bir boleterion dediğimiz yapı var. Bu kent meclisi demek. Yani demokrasiyle kendi yöneticilerini, kendilerini seçtiklerini gösteriyor. Ve çok özgürlüklerine düşkünler. Ondan dolayı da bir türlü hiçbir gelen hani hangi uygarlık gelirse gelsin çok fazla kontrol altında tutamamış. Bu dağlık bölgeden de yararlanmanın en güzel şekillerinden bir tanesi de hayvancılık. Özellikle küçükbaş hayvancılığın çok yaygın olduğunu biliyoruz. Ve bizim mesela Pisidia Antiochia kazısında elimize geçen amulet dediğimiz hayvan kemiklerinden özellikle kanatlılardan, kuşlardan ve hayvan kemiklerinden yapılmış süs eşyaları bile mevcut. Yani bunlara baktığımız zaman zaten küçükbaş tüketiminin de et tüketiminin de çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam tarihte en çok küçükbaş popülasyonu nerede görünüyor? Yazıtlarda ya da atıyorum arkeolojik kazılarda. Anadolu için Anadolu için konuşuyorum. Ya Anadolu için özellikle daha yoğun olduğu yerler. Tabii ki en yoğun olduğu bölge Akdeniz ve Karya bölgesi. Karya dediğimiz bugünkü işte Muğla o taraflar. Yani sahil kesimlerin özellikle hayvancılığa elverişli bölgeler buralar. Ama mesela Doğu Anadolu'ya doğru gidersek yani oralarda da özellikle büyükbaş meralarına daha çok uygun olduğu için o dönemlerde de büyükbaş yoğunluğunun o tarafta olduğunu biliyoruz yani. Çok güzel hocam. Şimdi sevgili izleyiciler programda yapıyoruz. Şimdi Kerim abi bizim programları seyreden bazen elit kısımlar şey derken yani çobanlar, koyuncular falan arkeolog keçi bakıyor. Yani bir saattir verdiği bilgiler hani çoban yok artık falan diyebilirsiniz ama biz çobanlardan arkeolog da çıkıyor, doktor da çıkabiliyor, veteriner hekimler çıkabiliyor. Biz aslında iyi noktadayız. Yani bakmayın işte çoban ya ne olabilecek işte oğlum okumazsan seni çoban yaparım gibi böyle tehditvari hareketler yapmayın. Bizden aklınız alamayacağınız kadar zeki ve bu işe emek harcayan insanlar çıkabiliyor. Kerim abi de bu konuda size kapak olsun. Koyun tarihi konuşuyoruz. Antik dönemden bahsediyoruz. Kerim abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şunu da söylemek istiyorum. Tabii. Hani Honamlı nedir derseniz bizim için bir sevdadır. Evet. İnanın ekonomik olarak hiç de ihtiyacımız olmayan bir segmentteyiz biz. Fakat bu dedim ya öyle hayvancılığı bilirsiniz zaten böyle size istediğiniz kadar para verin zorla kimseye bir şey yaptıramazsınız. Biz bundan vazgeçemiyoruz. Yani onun bir tanesi karnını doyurmasa biz o gün gece uyuyamayız.
Yani onun içinde ayrı bir yeri vardır. Hani bu bir sevdadır. Yani benim öyle arkadaşlarım var ki 15 bin liraya teke alıyor. Yani o da çok ilginç bir nokta. Yani. Ama bunun sevgisi olmasa evet. Hiçbir şekilde hani şu anda hayvancılığın geldiği noktada yapılabilecek bir iş değil ama bizim biraz daha dediğim gibi. Kerim abi dirayet göstermek tabii lazım. Tabii tabii. Yani, biz buradayız, ayaktayız. Aynen. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Çok çabuk teslim olmamak gerekiyor. Kesinlikle. Aslında yani bu dönemler, bu gibi süreçler sürekli bizim ülkemizde ekonomik anlamda atlatabiliyoruz. İşte bazen gerçekten altın çağını yaşarken bazen de baba sen ne bakıyorsun diye sorun olmuyor. Bu bir süreç, bu bir dönem diye bakıyorum ben. Bu dönemde eli kulağında geçecek diye bakıyorum. Burada kesinlikle. Yetiştiriciler de dirayet göstermeli. Hatta şunu da söylüyorum. Hatta Ahmet Hocam'la en son yaptığımız programda hocamın da çok güzel bir lafı vardır. İyi olduğuna kanaat getiriyorsanız elinizdeki damızda bitirmeyin, en azından bakabileceğiniz sayıya ya da sizi maddi açıdan çok üzmeyen sayıya inin ama bırakmayın der Ahmet Hocam. O çok benim takdire şayan bulduğum bir cümlesidir. Kerim abi tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sana ben özel bireysel programa geleceğim. Seninle tüm arkeolojik Küçükbaşı konuşmak istiyorum aslında. İşte yakın tarih, uzak tarih, bunların hepsini konuşmak istiyorum. Sana özel geleceğim. Malum bugün fuar, birkaç koyun ırkımız var. Özellikle Honamlı'ya bu programda, yani bu 45 dakikalık programda biraz daha fazla vakit ayırmak istedim. Çünkü çok layıkını bulduğunu düşünmüyorum. Hatta keçiciliğin çok iyi noktada olduğunu düşünmüyorum ben. Farklı bölgelerde bu keçinin etiyle sütüyle sağlık diye beslenilmesi ve dünyanın hemen hemen en organik beslenen canlısı denmesine rağmen ben çok iyi bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Bu da bizim gibi televizyonda göz önünde bulunan insanların, bunu kötüye kullanan insanların tüketiciliği, son tüketici yanlış yönlendirdiğine inanıyorum. Ama burada sizin gibi değerli insanlar, çünkü sürekli işte yemek ya da ne eti tüketiyor diye sormalarımın sebebi bu. Çünkü tarihteki insanların avcı toplayıcıyı bırakıp yerleşkeye dönüp daha biraz daha işte hamur işi ve buğday giller, bunları ben sizin yazılarınızda okuyorum. Biraz da ben de meraklıyım bu gibi şeye. Döndüklerinde hastalıkların ve ömrünün biraz daha kısaldı. Hatta ilk önce de hocam diş çürükleriyle başladığı söylenir. İşte arpa buğday tüketime döndüklerinde. Yani o etin önemi o yüzden burada çok çok önemli. Bunu sizinle uzun uzun konuşacağım hocam. Tabii her zaman beklerim. Çok teşekkür ederim. Özellikle işletmeme de davet ediyorum. İnşallah geleceğim. Başımızın üzerinde yeriniz bizim var. Ömer biz teşekkür kardeşim inşallah bir yola çıktı. Bu konuda tabii. Hem desteğimizi veriyoruz. İnşallah hayal ettiğin noktaya gelirse de sizi tek tek, bütün yetiştiricileri tek tek gezmek istiyorum. Her zaman Kerim abi, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili Köy TV izleyicileri, şimdi Ahmet Hocam'la beraber burada Bergamaska koyunu tanıyacağız. Hatta onunla ilgili sağlıksal anlamda yetiştirici Arif abiye ve hocama da bir iki söz vereceğim. Bu öyle derken de birkaç tane koyun ırkımız var, onları da gezeceğiz. Buyurun Bergamaska'ya. Evet sevgili izleyiciler, şimdi de Bergamaskaların yanındayız. Bana göre Türkiye'de iyi yetiştiricilerden bir tanesi Pehlivan Arif abimle beraberiz. Arif abi birkaç gündür buralardayız zaten, anlatıyoruz. Şimdi Arif abime ben özel programa da gideceğim de. Şimdi bu programda böyle ufak çoğu yetiştiricinin hakim olamadığı ırkları aslında bir yerde de göstermek istiyorum. Bunlardan biri de Bergamaska. Çünkü bizim ülkemizde bir sürü bunun varyetası olabiliyor. Hatta Zaragoza ile karıştıranlar vesaireler oluyor. Bu başka bir şey. Bunu da bunu yetiştiren insandan. Arif abi, çok eski çocukken keçi baktığını biliyoruz sohbetimizden, muhabbetimizden. Sonra koyuna döndük. Finalde de Bergamaska bakıyorsun. Neden? Antalya Serik. Arif Aksay Pelvan'ın çiftliği. Bergamaska yetiştiriyor şu anda. Neden Bergamaska? Sürü adaptasyonu en yüksek bir ırk. Yani İtalyan menşeli. İtalya'nın en yaygın ırkı. Ekiz, Kuzey Afrika'dan oraya gitmemiş şeyle. Ekiz tabii. Oradan biraz daha melezleme çalışılıp daha bir ortaya bir ırk çıkarmışlar. Çok güzel bir ırk, iri bir ırk. Görsellik çok güzel zaten. Dayanıklı da bir ırk.
Yani aslında süt ırkı. Yani süt, çok hassas derler sütü, o gibi şeyler ama bunda has, o yok mu? Hassas değil. Yani süt ırkı da öyle çok aşırı mesela tahminim 3 kilo 2 kilo böyle o kadar yok bence. Süt verim performansı. Süt vermem. İki kuzuyu rahat yetiyor bendeki çalışmalarımda. Hiç yani sıkıntı yok. İki kuzuya yet. Bizde zaten sağma olayı aynen yok. Yani değil mi? Biraz şey olacak da kaba tabirle eski hanımlar yok öyle sağma yapacak. Doğru, öyle. Doğru. Bizde yani de o kapasite yok. O kapasite yok. kuzu yetiştirmeye odaklı. Çok güzel bir ırk. Melezleme çalışmalarında da kullanıyoruz erkeklerini. Mükemmel bir ırk. Sürü adaptasyonu çok yüksek. Meradan yararlanma olarak da yüksek. Yani bir süt ırkı diye geçiyor da ben bana göre çok iyi et alabilen bir ırk. Çok kısa dönemde çabuk etlenebilen bir ırk. Ben 6 aylık 80 kilo darttım yani bu evet. Akşam size de gösterdim hatta. 6 aylık kuzu 80 kilo darttım. Anasında ayrılık değil demiyordu. Yani. Evet. Güzel bir ırk. Yani geç kalmış bir ırk Türkiye'ye getirmede. Tanınmadığını mı düşünüyorsun? Tanınmadığını da düşünüyorum. Şu anda geç kalmış bir ırk. Niye geç kalmış bir ırk? Şimdi arkadaşlar genelde etçil ırklar sizin kendi evet. Tarzınız da etçi zaten mesela. Aynen. Etçil ırklarda tamam iyi tanıtım şey güzel. Ama bizim bir bölge değil yani Türkiye. Değil mi? Bizim mesela Isparta, Burdur, Antalya bölgesinde etçil ırk yapan nadir yani. Bak doğru. Hiç gittiniz mi? Gitmemişsinizdir çok fazla bir şeye. Bizim bu bölgede meraya dayalı hayvancılık yapılıyor. Genelde melez hayvanlar var. Pırıt evet. Dediğimiz pırlak melezi veya sakız melezi. Bu hayvanları geliştirmek amacı kullanıyoruz şu anda biz. Hı. Erkeklerden damızlık veriyoruz. Çok güzel de sonuç alıyoruz. En düşük alınabilen hani kötü ırk yok da en küçük ırklarda bile 5 kilo ile 10 kilo 15 kilo arası tabii boy katıyor paskül, genetik aktarım paskülde bu. Aktarım yapıyor yani kesinlikle. Hocam şunu sorabilir miyim Arif abi çok teşekkür ediyorum mikrofonu. Şimdi süt ırk dedi Arif abim de bunun mesela nereden çıkıyor da nereden İtalya'ya gidiyor da bu süt oluyor? Yani şimdi şöyle Kemal Bey, Bergamasca koyunu aslında sizin de az önce değindiğiniz gibi Afrika'nın kuzeyinde yetişen bir ırk. Bildiğimiz kadarıyla Sudan bölgesi, Cezayir bölgesi o bölgelerin bir koyunu. Hani bunu da nereden anlıyoruz derseniz baktığınızda zaten uzun ve kocaman bir kulağı var. Bu aslında vücudun yani vücut sıcaklığının termoregülasyon dediğimiz ısı dengesini sağlayabilmek için kılcal damarlardan yoğun. Ve hani olabildiğince daha rahat serinleyebilmesini sağlıyor. Yani bugün baktığınızda Afrika bölgesindeki birçok hayvan kulakları daha geniş olur, daha büyük olur. Bu da tamamen yani vücut sıcaklığını daha dengeli hale getirebilmek içindir. Tabii ki de buradan İtalya bu koyunu keşfettikten sonra kendi ülkesinde işte birçok bölgede ıslah çalışmaları yaparak süt yönünden bir ıslah çalışması yaparak hatta sütçü özelliğini daha ön plana çıkarıyor. Ama işte beyefendinin bahsettiği gibi et performansı da aslında yadırganamayacağımız bir ırk ama tabii burada hani İtalya açısından bakarsak İtalya süt ve süt ürünleri konusunda evet, şampiyon. Teknoloji ve evet. Lezzet anlamında oldukça gelişmiş bir kültüre sahip ve onların da hani Lakun koyunuyla beraber bir süt deposu diyebileceğimiz koyun anlamında çok değerli bir ırktır. Tabii ben burada Arif Bey'e hani bu ırkı ülkemizde yani var ettiği için ve çok güzel, çok sağlıklı damızlıklar yetiştirdiği için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hani bu bir zenginliktir, bu bir çeşitliliktir. Zaten Antalya bölgesi hani iklim itibariyle de sıcak bir ülke. Siz burada işte biz zanen yani sütçü koyun olarak bakarsanız hani bir an keçiye gitti aklım gözümde olduğu için. Ama hani bir asafın performansı bu sıcakta çok bir bergamaska kadar olmaz. Çünkü onun ısıyla olan mücadelesi çok daha kolay. O yüzden sıcak iklimlerde siz bir sütçü koyun yetiştireceğim diyorsanız ya da hani et performansı da beni tatmin etsin diyorsanız bergamaska o anlamda. Peki hocam şimdi hep böyle konuşmalar arasında ne kadar kulak büyük o kadar süt.
Yani, kulağı küçük süt az, kulağı büyük süt çok. Bunu hep bu kavram olur. Şöyle değerlendirmek gerekir. Yani bu sonuçta hani sütü kulağından sağmıyoruz. Yani orada kulağının büyüklüğü bize süt verimiyle ilgili değil ama o hayvanın daha sağlıklı olabileceğine ilgili bir bilgi verir. Çünkü hani onun kulağının büyük olması demek az önce bahsettiğim gibi ısı regülasyonunu çok iyi yapabilmesi demek. Dolayısıyla o hayvan sıcak stresi yaşamazsa daha rahat süt verecek. Daha rahat yani bugün yapar. Baktığınızda birçok kapalı sistem, özellikle sığırcılıkta bu çok vardır. Kapalı sistem işletmelerde yazın su püskürtürler ki serinletmek için. Bu hayvan zaten kendini serinletebileceği uzuvlara sahip. Kulakları ne kadar genişse o kadar kendini serinletebiliyor. Bu da sıcak stresini azaltıyor hayvanda ve bu da daha rahat yem tüketimi, ona bağlı da daha iyi bir süt verim performansı yakalıyor. Çok teşekkür ediyorum Arif abi. Kısa kısa geçiş yapıyorum. Şimdi sevgili izleyiciler, buradan da nereye gidiyoruz? Bafra koyunu çekmeye gidiyoruz. Orada da hemen 5 dakika çekip daha sonra da diğer ırklara bakacağız. Evet, Bergamaska'dan nereye geldik? Bafra'ya geldik. Şimdi yanımda da genç yetiştirici arkadaşlarımız var. Bu işe giriyorlar, bu sektöre girmişler ve yatırımcı olmuşlar. Malum bütün gençler piyasadan çekilirken iki tane su gibi delikanlı koyuncular girip özellikle Bafra bakmasının nedenini soracağız. Ondan sonra da Ahmet Hocam'a Bafra'nın seleksiyonunu soracağız ve ne işe yarar onu anlatacağız. Paşam, önce seni bir tanıyalım ve ondan sonra da yatırım yaparken, koyunculuğa adım atarken, neden bir sürü ırk varken neden Bafra ile başladığımızı kısacık özetlersen hocamla da daha bilimsel noktalara gireyim. Ben Ufuk Furkan Doğru, Ziraat Fakültesi Zootekni 4. sınıfım şu anda. Arkadaşla 1. sınıftan beri hep birlikte büyüdük. Dedik böyle bir işe girelim. Birkaç imkan oluştu, önümüze geldi. Dedik biz bu işi yaparız. İkimiz de evliyiz, eşlerimizle birlikte köye yerleşelim. Böyle bir hayat yaşayalım dedik. Daha sonra açıkçası bizi ilk tanıştıran Sayın Boztepe hocamız olmuştu. Bizim üniversitemizde, Selçuk Üniversitesi'nde değerli bir profesörümüzdür. Yanına gittik, hocam dedim ben böyle bir iş yapmak istiyorum, ne tavsiye edersiniz? Kendisi koyu akkaramancı bir hoca olmasına rağmen bana Bafra'yı tavsiye ettiği zaman beni gerçekten etkilemişti. Ben çünkü bana kesinlikle akkaraman diyeceğini düşünmüştüm hocamın. Bu sayede Bafra ile tanışmış olduk. Daha sonra Türkiye içerisinde birçok işletmeye gittik, görüştük, hayvanları gördük. Hayvanların verim düzeylerini orada biraz tecrübe etme şansı bulduk. Bir hafta kadar işletmenin birinde çalıştık, bulunduk. Bu sayede Bafra'ya girmeye karar verdik. Döl veriminin yüksek olması bizi en çok etkileyen faktörlerinden biriydi. Bir de hayvanı gördük, sevdik, boynuzunu sevdik, sempatik geldi. Böyle gözlerinin siyahlığı bize bir panda havası verdi. Dedik biz bu pandalarla şey yaparız yani. Kardeşim, Allah yolunuzu battınız atık etsin. Sizin gibi genç girişimcilerin Türkiye'ye, hele özellikle şu dönemde çok büyük ihtiyacı var. Dediğim gibi ben de Kemal Çığırdan olarak ekranlar karşısında benim yapabilecek neyim varsa bir telefon kadar yakınım. Evet. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocama da soralım. Bafra nasıl oldu? Ve bu ırkın özelliği ne hocam? Evet, şimdi Kemal Bey, ben öncelikle genç arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Sizlerle de gurur duydum. Çünkü yani bir yerli ırkımızı ülkemizde yani yetiştirmek adına bu büyük bir cesarettir. Büyük bir gerçekten bugün herkesin el etek çektiği bir durumdayken böyle bir şeye girişimde bulunmak bence takdire şayandır. Ve bütün gençlere de örnek olmanız dileğiyle sizleri de tebrik ediyorum. Bafra koyunu tabii ülkemizde bir Ege bölgesine ait sakız koyunumuz vardır. Özellikle ikizlik oranıyla bilinir ve hani kısmen de sütçü de diyebiliriz ama tabii böyle bir işletmeyi besleyebilecek özellikteki bir süt miktarı değil. Bunu bizim Anadolu'muzdaki karayaka koyunuyla melezleyerek yanlış hatırlamıyorsam %25 karayaka, evet, %75 de sakız özelliği taşıyan genotipik olarak bir hayvan. Dolayısıyla hani en önemli özelliği sakız gibi
üreme özelliği yüksek bir hayvanın tabii bugün Anadolu'da bakacağım dediğinizde, Konya'da bakacağım dediğinizde o iklime uyum sağlaması zor olacaktır. Bunu o bölgenin hayvanlarıyla işte melezleyerek ırka hani bölgenin dayanıklılığını katmak burada önemlidir. Çünkü bugün işte ithal hayvancılıkta da baktığınızda Avrupa'dan getirdiğiniz bir hayvan Türkiye'de ilk başta yaşadığı sıkıntı adaptasyon sorunu oluyor. Ama Bafra hani bulunduğu bölgeye zaten bu problemi çözmüş, aşmış. Gayet de sağlıklı bir hayvandır ve eminim ki benim gibi veteriner hekimlere de çok ihtiyacınız olmuyordur. Bundan dolayı bunlar aslında bizim için sevindirici şeyler. Çünkü ya sağlıkla uğraşmak değil aslında. Tabii ki de biz hastalanan bir hayvanı tedavi edip sağlığına kavuşturmak için mücadele edeceğiz ama önemli olan koruyucu hekimliktir. Burada bu tarz dayanıklı ırkların, yani bölgede dayanıklı ırkların bakılıyor olması tabii ki de bizim için hani onur verici. Çünkü bir kere hayvan bölge şartlarına çok uyumlu ve siz sadece koruyucu hekimlik yaparak belli bulaşıcı hastalıkların önünü keserek aslında çok az maliyetle, sağlık gideriyle çok güzel bir hayvan yetiştirmiş oluyorsunuz. İkizlik oranında sakızdan gelen bir özelliğinle gayet de yüksek oranda kuzu elde ediyorsunuz. O yüzden ben hani doğru bir ırk seçtiklerini düşünüyorum. Hocamıza da teşekkür ediyorum buradan. Çünkü çok doğru bir yönlendirmeyle bu genç arkadaşları hani doğru bir yola sokmuş. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyoruz. Şimdi buradan da nereye gidiyoruz sevgili izleyiciler? Hazır Bafra'dan bahsetmişken %75 sakız kanı olan bir koyun ırkından bahsetmişken şimdi milli değerlerimizden bir tanesi sakız koyunlarının yanına gidiyoruz. Evet, Isparta Tarım Fuarı'nda milli değerlerimizden. Hani çok fuarlarda göremeyeceğiniz, aslında burada pırıtları falan da tanıtmak istiyorum. Ben de çok bir dakikamız da kalmıyor. Malum 45 dakika içerisinde çok şey konuşmamız gerekiyor. Ama çok fuarlarda göremeyeceğiniz pırıt koyunları var arkamızda. Özellikle sakız koyunumuz var. Bunlar dedim fuara gelen ırklar değil. Yani bizim yerliciler de çok böyle bu gibi etkinliklere bu tarz ırklarıyla çok katılmak istemiyorlar. Nedenini algılamıyorum ama en azından bu yetiştiricimiz bir cesaret örneği göstermiş. Her ne kadar mal sahibi malının başında olmasa da biz hocamla beraber kendimizde o özgüveni hissedip sakız koyunlarıyla beraberiz. Sakız koyunu biliyorsunuz bizim ülkemizde çoğu melezleme çalışmalarında kullanılmış süt performansı yüksek yerli ırklarımızdan. Hocama direkt mikrofonu bırakıyorum. Hocam sakızı tanıtabilir miyiz, anlatabilir miyiz? Kemal Bey, sakız ırkımız bildiğiniz gibi Sakız Adası'nda, Ege bölgesinde yetiştirilmiş ve dediğiniz gibi de gerçekten milli değerlerimizin en başına gelen koyunlardan bir tanesi. En önemli özelliği, en öne çıkan özelliği ikizlik oranının çok yüksek olması. Hani bakımı tabii bir pırlak kadar kolay değil, biraz zahmetli bir ırktır. Ama sürünüzdeki ikizlik oranı yükseltmek isterseniz bunu macera arayarak işte 4-5 kuzu alıyorlarmış söylentileriyle yola çıkıp da hani sürünüzü anlamsız melezlemelere sokmaktansa bunun gibi hani boyuyla, posuyla, salıyla, cidago ağırlığıyla, süt performansıyla ve ikizlilik oranının da yüksek olmasıyla sürünüzde bence çok başarılı bir melezleme sunacak bir ırktır. Tabii ki de burada hani safkanını da yetiştirebilirsiniz ülkeye damızlık deposu olmak adına. Ama eğer ki hali hazırda elinizde sağlık yönünden memnun olduğunuz güzel bir ırkınız varsa bu ırkın ikizlik oranını yükseltmek için veya süt performansını artırmak için sakız ırkını da tercih edebilirsiniz. Peki hocam, şimdi hep böyle süt ırkları çekerken hep şeyden bahsediyor. İşte laktasyon dönemleri vermiş olduğu süt performansları, laktasyon dönemlerinin uzunluğu ya da kısalığı. Evet. Mesela elimizdeki verilerde sakız bu noktada nerede? Yani sakız tabii ki hani süt konusunda bakarsanız yani tek başına sütüyle bir işletmeyi götürür mü derseniz oradaki bakım besleme şartları devreye girer ama yani üst sıralarda yer alır. Çünkü hani bugün baktığınızda laktasyon süresi olarak yani 270 ila 300 gün arasında değişebilen bir laktasyon süresi var. Performans var, çok iyi. Ve bu süre zarfında da
hani kolay kolay 900 bin litrenin altına da düşürmez iyi bakıyorsanız. İyi bakıyorsanız ama tabii işin içinde bir bilinçsiz melezleme varsa ve siz onu hani şimdi bugün işte az önce karayaka sakız melezi bir bafra koyunu. Şimdi bafranın süt verimiyle sakızın süt verimi bir olmayacaktır. Çünkü orada %25 bir karayaka geliri var. Ama hani siz oradaki işte sakıza benzeyenleri alıp da işte ya bu bendeki sakız o kadar da yüksek süt vermiyor gibi düşünebilirsiniz. Hani ırkın genetik özelliğini ve dış görünüşünü çok iyi analiz etmek lazım. Ama burada hani bence yerli ırklarımızda yani ilk sıralarda yer alır. Süt ve ikizlik oranı. Şimdi sevgili izleyiciler, sakızı gerçi bu kadar kısa sürede tanıtmak belki çok imkansa yakın ama dediğimiz gibi süremiz kısıtlı olduğu için şimdi buradan da kapanışa doğru gideceğiz. Sakızı dilimiz döndüğünce bu kadar kısa süreye sığdırabildik. Milli değerlerimizden olduğunu vurguladık. Özellikle de bu gibi etkinlikler, bu gibi fuarlar ve koyunların sergilendiği yerlere bütün yerli ırkı olanlar, işte sakız olabilir, pırıt olabilir, kıvırcık olabilir, merinos olabilir. Atıyorum keçi ırklarından honamlısı, kıl keçisi, kara keçisi olabilir. Mutlaka teşvik edin. Çünkü bunlar önemli ve milli değerlerimiz. Bunları gelen yetiştiriciler görmeli. Kapanışa doğru devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, yerli ve milli ırklarımızı tanıttıktan sonra malum bir fuarın sonuna geliyoruz. Burada emeği geçen arkadaşlarla beraberiz. Ömer Mırçık kardeşim ve çok yakın arkadaş ve kardeşleriyle beraberiz. Bu etkinlikte çok büyük payları var. Bunun düzenlenmesini sağlayan insanlardan bir tanesi. Ve kapanışı da onlarla beraber yapmak istedim işin açıkçası. Ve burada da aslında... Hani bu sürece nasıl geldiniz, nasıl oldu noktasına girdiğimizde belki bize bu son 5 dakika yetmeyebilir ama kapanışa giderken de son değerlendirme açısından son görüşlerinizi hemen öyle çok kısa birer dakika alabilir miyim Ömer Mırçık kardeşim? Bu arada da kapanışa gitmeden herhalde tekrar sana teşekkür ediyorum bu aktivasyon için. Abi ben teşekkür ederim. Rica ederim. Köy TV ailesine ki başta Kemal Çığır'dan olmak üzere. Ahmet hocamla beraber Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Gerçekten de bizim en çok mutlu olduğumuz olaylardan birisi, arkadaşlarım da bunu dile getireceklerdir belki. Telefon açtığımız hiçbir abimiz, hocamız bize ya biz ne yapacağız orada kardeşim diye bir cümle kurmadan canla başla buraya geldiler. Elimizden geldiğince iyi ağırlamaya çalıştık. Elimizden geldiğince o konuda garantisi var. Güzel şeyler olsun istedik. Programda da söylemişsinizdir. Biz 17.si düzenlenen yani 16 yıldır Tarım ve Hayvancılık Fuarı olarak düzenlenen ama hayvancılığı olmayan bir etkinliğe. Evet söyledik. Hep 17. Getirdik. Yılında hayvancılığı da kattık ki inşallah bundan sonra 27, 37, 47. Allah ömür verdiği sürece. Evet yani bizli veya bizsiz. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz diye konuşuyoruz. Ben diye bizde bir cümle yok. Biz bir adım attık. Bizden daha iyi adımlar atacaklar. İnsanlar keşke gelsin ki biz de onlara destek verelim. O yüzden de mevcut sistemdeki birlik başkanlığı adayımızla aday görüşümüzde de en çok dile getirdiğimiz olay şudur. Biz bir şeyler yapmak için geliyoruz. Evet. Ama bizden daha iyi bir şeyler yapacak olanlar varsa da biz arkasındayız. Eyvallah. Olay bu işte. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Kardeşime de çok emeği geçti. Sağ olsun bizi taşıdı. Oraya buraya. Son sözlerini alabilir miyiz kapanışa giderken? Abi güzel bir organizasyon yaptık. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız. Düğün gibi oldu, rahat oldu. Türkiye genelinde çağırıp da bizimle misafirimiz olan arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Gayet de çok güzeldi. Elimizden geleni yaptık. Yapmaya da çalıştık. Bunun dışında da insanların burada ilgisi alakası çok güzeldi. İnsanlar hayvanlara ilgisi alakası var ama bir başlangıç yoktu. Bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. Akdeniz bölgesinde bir ilk değil mi? Akdeniz bölgesinde bir ilk. Ahmetciğim buyur canım benim. Kemal abi öncelikli olarak ben ekran başında burada izleyicilerin de huzurunda sizlere gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Siz doğru iş yaptığınız için biz buradayız zaten. Teşekkür ederiz. Ama bizim sadece bir şeyler yapmamız evet güzel. Fakat sizin de buna destek olmanız her buna zaman. Daha da güzellik her kattı. Zaman, her zaman. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum.
Isparta adına söylediğimiz gibi gerçekten güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Umarım buraya gelen tüm halk, misafirler ve üreticiler bundan memnun kalmışlardır. Daha önce de söylediğimiz gibi yani böyle bir etkinlik yoktu. Bu aslında bir başlangıç oldu Isparta için. Biz gençler ve ekibimiz olarak da buna gerçekten gönül koyduk. Buna da ilerleyen yıllarda inşallah çok daha üzerine kat kat koyarak, geliştirerek, daha güzel organizasyonlarla inşallah hem Ispartalı üreticilerimizin tüm dertlerine derman olacağız. Dillerini Türkiye'ye duyuracağız inşallah. Seslerini inşallah Türkiye'ye. İnşallah, inşallah. Mehmetciğim, teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Ya var ya. Abicim. Buyur canım benim. Buyur. Canı gönülden buraya geldiğin için, bizimle birlikte olduğun için her teşekkür zaman. Ederim. Sen ara 7-24 buradayım. Allah razı olsun abi. Biz bir çığır açtık. Bu çığırdan biz olsak da olmasak da Isparta için tarım ve hayvancılık fuarında hayvancılık kısmı bu saatten sonra boş kalmayacaktır. Biz buna inanıyoruz. Açtığımız bu yolda biz burada olduğumuz sürece emin adımlarla ilerleyeceğiz zaten. Ama olmasak da biz bir başlangıcı yaptık. Bunun sonu elbette devam edecektir. Çünkü olması gereken buydu. Olması gerekenleri yapmak için biz bu yola çıktık. Çıktığımız yolda da çok güzel bir organizasyonu, kısa bir sürede güzel bir organizasyon başardık. Bunun haklı mutluluğunu ve gururunu da yaşıyoruz yani şu anda. Ağzına yüreğine sağlık. Sevgili Köy TV izleyicileri, bu çıkılan yolda Ömer Mırçık kardeşim, ekibi ve arkadaşlarını Allah yolunu bahtını açık etsin diye cümle kurmaktan başka bir şey elimizden gelmiyor. Tüm Isparta'ya, Köy TV ailesi ve Kemal Çırdan olarak çok çok teşekkür ediyorum. Misafirperverliği için özellikle Ömer kardeşimin ilgi alakası bizi çok çok onur ettiler burada. Tekrar söylüyorum, bu yolda Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Ömer'in sloganıyla kapatmak istiyorum aslında. Kapatma abi. Kapatmayayım mı? Kapatma abi. Tamam. Biz de bir teşekkürümüzü. Eyvallah. Ahmet hocamı ben Kemal abim programları sayesinde tanıdım ekranlardan ama gerçekten de öyle değerli bir insanmış ki yan yana geldiğimizdeki içtenliği, cana yakınlığı gerçekten de bize bir örnek. Candır hocam benim ya. Hocam vallahi. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben Bursa'dan kalkıp geldiniz buraya. Yenge Hanım da kameranın arkasında bizde. Size de çok teşekkür ederim. Hocam nacizane Isparta'mızda yapılan bir etkinliği hatırlamanız, bizleri unutmamanız, hatta bundan sonraki projelerimizde de bizlere destek olmanız dileğiyle her daim. Yaptıklarınızı karşılamayabilir ama en azından bir hatıra olarak saklarsanız teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Kemal abi. Vallahi sana plaket vermek ya, yakışmıyor. Vallahi yakışmıyor abi. Ama, çok teşekkür ediyorum. Vallahi onur oldum. Çok sağ olun. En baştan beridir. Yani bu fuar olsun olmasın bize gösterdiğin yol, verdiğin örnekler bize hep böyle bir idol oldu abi. Allah razı olsun senden. Abiliğinden ötürü. Bırakın kanalı, Kemal Beyliği, işte program yapımcılığı ama abiliğinden ötürü Allah razı olsun abi. Yok abi Allah razı olsun, sağ olasın. Sevgili izleyiciler, programın sonuna giderken de çok teşekkür ediyorum plaket için. Bunu bana layık gördüğün için. Bunu senin kardeşin olarak saklayacağım. Bunu bana borsa vermiş falan diye şey yapmıyorum. Bunu Ömer bana vermiş diyeceğim. Afişlerde Ömer kardeşimin afişlere yazdığı ve en son söylediği bir söz var. Onunla kapatmak istiyorum. Sen yeter ki üret. Bir programın sonuna geldik. Lütfen bizi izlemeye devam edin.